مؤمن طاهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا نتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin tarafını tutarlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Kıymetli dostlar, hep beraber bakalım şimdi Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor. Ey iman edenler, Yahudiler ve Hristiyanlar var ya siz onları sakın dost edinmeyin. Yahudi ve Hristiyan sizin dostunuz olamaz. Yahudileri ve Hristiyanları ne millet olarak sevebilirsiniz ne de ikili münasebetlerde sevebilirsiniz. Onlar kendi aralarında birbirlerine dost olurlar, birbirlerine yardım ederler, destek olurlar. Size karşı birlik yaparlar. Ey Müslümanlar, sizden birisi kalkar Yahudi veya Hristiyanları dost edinirse ben onu Müslümanların listesinden silip, onların listesine eklerim diyor. Ne ağır bir ayeti kerime değil mi? Ne ağır bir ifade bu. Her kim sizden kalkar, Yahudi ve Hristiyanları dost edinirse, o onlardandır. Allah, zalim olan kavme hidayet vermez. Euzü <laughs> billahi بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم Zalik fadıl Allah yüttiği meysha. Allah vasıg alim. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, Kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Hiçbir kimsenin kınamasını aldırmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Maide suresi 54. ayet. Ve diyor ki Allah celle celaluhu Ey iman edenler! Benim mi size ihtiyacım var, yoksa sizin mi bana ihtiyacınız var? Diyelim ki siz dininizden dönseniz, İslam'ı kabul etmeseniz, vazgeçseniz bana zararı olur mu? Olmaz. Ben her şeye kadirim. Ben sizi götürür, helak ederim. Sizin yerinize sevgili kullarımı getiririm. Ben istesem buna kadirim. O sevgili kullarımın özelliklerinden birisi, benim onları, Onların da beni sevmeleridir. Peki, kimdir bunlar? İşte bunlar, müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı pek şiddetli, Allah yolunda da cihat eden kimselerdir. Allah'ın dini yücelecek, her tarafa namaz hakim olacak, İslam hakim olacak, Kur'an hakim olacak, evlere huzur, yuvalara mutluluk ve bereket gelecek diye sayu gayret eden kimselerdir. Dini celiyle İslamı yaşarken, Allah için mücadele verirken, kınayanın kınamasından korkmazlar. Sen abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun diye birisi seni kınarsa, asla bunun kınamasından korkmayacaksın. Kervan yürür diye biten bir cümle var. Baş tarafını hazvettim. Kervan yürür. Sen işine devam et sen namazını tadili erkan üzere kılıyorsun diye seninle alay edenler olursa, kervan yürür deyip geçeceksin. Dini celili İslam'a uygun bir kıyafetin var ve bundan dolayı seni kınıyorlarsa, bundan mutluluk duyacaksın. Kervan yürür diyeceksin. Eşin başörtülü, eşin çarşaflı. Hz. Ayşe annemizin kıyafetini giydiğinden dolayı mutluluk duyacaksın. Bundan şeref duyacaksın.'' Allah'ın dinini ben yaşayayım da varsınlar beni kınasınlar. Allah kınamasın da başkasının kınaması önemli değil diyecekler. İşte Allah'ın sevdiği kulları bunlardır. Bu özellikler, güzellikler Allahu Teala'nın fazlı keremidir. Bunu Allah dilediklerine verir.